Ben 2018-2019 Antarktik Sefer döneminde ikili işbirliği kapsamında Şili'nin Eskidora istasyonuna gidip çalışmak suretiyle bu projeyi gerçekleştirdim. Şili'ye ait olan askeri bir gemide yaklaşık 15 gün kaldıktan sonra istasyonda yine 10 gün kalıp, yani toplamda bir ay kadar bir süre orada kalarak projeyi gerçekleştirdim. Projemizin kapsamında burada bulunan Pygoselid denilen kısa kuyruklu, yani Türkçesi, penguenlerde 3 tür var. Gento penguenler, Adeli ve Chinstrap olmak üzere. Bu penguenlerin oküler yüzey, yani gözlerinden örnek alarak fırça örneği ve impresyon dediğimiz bası örneğiyle hem patolojik hem de ayrıca swab örnekleriyle mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesini gerçekleştirdik. Bir de oftalmik değerlerini aldık. Şu ana kadar, çünkü bu türlerde, bunları da avian dediğimiz kuş türleri olarak sınıflandırdığımız için oftalmik değerler, yani göz içi basınçları ve diğer göz içi testleri şu ana kadar dünyada hiç gerçekleştirmediği için çalışmamızın kapsamında bunu da gerçekleştirdik. Yani çalışmamızın 3 ayağı vardı. 3'ünü de gerçekleştirmiş olduk. Bunun sonucunda da güzel değerler aldık. Hem patolojik olarak hem de mikrobiyolojik olarak. Patolojik olarak gözdeki, morfolojik olarak oküler yüzeydeki değişimleri, hem hücresel düzeyde hem de mikrobiyol anlamdaki flora kapsamında saptamış olduk. Biz şu anda ön çalışmalarla 5 farklı bakteri elde ettik, izole ettik. Bu penguenlerden bir tanesi Adelie Adası'ndakinde gözünde egzofitik bir kitle vardı. Ve bu kitle gözü tamamen hemen hemen ortadan kalkmış durumdaydı. Bir skar dokusu gibi kabuk bağlamış tarzdaydı. Aldığım bu örnekleri daha sonra burada Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dercesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndaki çalışmalarda, izolasyonlarda 5 farklı yeni tür, cins ya da taksa grubuna ait olduğunu şu anda elde etmiş durumdayız. Çünkü bunun gen dizi analizi ve filogenetik çalışmaları sonucunda biz gen bankada eşleştirdiğimizde yaklaşık %98,75'in altında bir benzerlik gördük. Bu da demektir ki şu anda bu bizim izole ettiğimiz bakteriler dünyada henüz sınıflandırılmamış, tanımlanmamış ve çalışmalarımız şu anda hala devam etmekte. Ön verilerimizi gen banka, biz bu bakterileri şu anda ilave ettik ve ön verilerimizle ilgili ilk makalemizi de gönderdik. Çalışmalarımız devam ediyor. %99'da da büyük bir ihtimalle bunlar yeni tür olarak dünyada ilk defa tanımlanmış olacak. Peki hocam, burada kaç penguen üzerinde çalışmak? 100 penguen üzerinden örnek aldık ve her bir penguene yaklaşık 5'er örnek almış oldum her bir penguenden. Yani yaklaşık aslında 500 örnek elde ettik. Ben Şili'deki başka bir proje ekibine dahil edilerek çalışmamı gerçekleştirdim. Sağ olsunlar, onlar önce kendi örneklerini alıyorlardı. Daha sonra bana bir yaklaşık 5 dakikalık bir zaman oluyordu ama ben o zaman diliminde kendi örneklerimi alıp numaralarımı topluyordum. Tabii zor bir şey. Yani başkasına bağımlı olarak çalışmak gerçekten zor ama ciddi desteklerini gördüm bu anlamda Şili'nin. Peki hocam, bu örnekleri penguenlerden alırken bir zorluk yaşadınız mı? Ciddi zorluklar, evet. Penguen hep o herkesin gördüğü o neşeli ayaklardaki gibi değil. Çok sevimli görünüyorlar ve paytak paytaktır ama çok güçlüler. Birinde gerçekten de ciddi bir tehlike atlattım. Yani neredeyse gözüme gagası vuracaktı ama işte son anda kurtuldum. Çünkü normalde örnek alırken hayvanın gözünü kapatırsınız. Hangi hayvan çalışır? Korkutmamak adına çünkü. Ama ben direkt gözünden örnek aldığım için, göz göz olduğumuz için ve hayvanın da gagasını çok fazla elinizle kapatamazsınız. Nefes almasını engellememeniz lazım. Hayvanı strese tutmamanız lazım. O açıdan gerçekten zorluklar yaşadık. Ama şükür ki yeterli örneğimizi elde ettik.